Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfteli havuçlu nefis bir pilav tarifi paylaşmak istiyorum. Çok doyurucu bir pilav oluyor eti içinde hep birlikte harika bir lezzet. Her zaman olduğu gibi videomun üzerinde ve altındaki açıklamalar kısmında malzemelerimi tam olarak sizler için paylaşıyorum. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce pirincim var. Pirincimi güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra ılık su ile ıslatıyorum. Sıcağı yakın bir ılık su. Pirincimi ıslattım. Artık köftesini hazırlıyorum. Köftesi için kıymamı yoğurma kabına aldım. Üzerine soğanımı rendeliyorum. Sarımsağım var. 2 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağın da hemen içine rendeliyorum. Küçük küçük köfteler hazırlayacağız. Baharatlarını ilave ediyorum. Kimyon, karabiber ve tuz ekliyorum. Damak zevkinize göre miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Galeta unu ekliyorum. Evinizde bayat ekmek içiniz var ise onu da böyle ufalayıp içine ilave edebilirsiniz. Güzelce köfte harcımı yoğuruyorum. Köfte yaparken ne kadar güzel yoğurursanız her ne köftesi olur ise olsun böyle daha güzel kıvam aldığında, daha güzel şekil alacak, toparlanacaktır. İyi yoğurmak çok önemli. Vaktiniz var ise dinlendirebilirsiniz. Köfte harcınızı şekil vermeden bu da size güzel bir sonuç sağlayacaktır. Dağılmayacaktır köfteleriniz. Ben hemen hiç bekletmeden yoğurdum ve şeklini veriyorum. Misket köfteler hazırlıyoruz. Büyük olmayacak küçük küçük bakın gördüğünüz gibi köftelerimi hazırladım. Böyle avucunuzu içinde 2 tane 3 tane bile yuvarlayabiliyorsunuz. Küçük küçük köfteler çünkü. Bütün köftelerim hazır. Köftelerimi kenara alıyorum. Bir tane domates kullanıyorum. Domatesimi rendeliyorum. yine bir tane soğanım var. Orta boy bir soğan kullanıyorum. Köftenin içine de bir tane soğan kullandım. Soğanımı ayrı hemen kabıma alıyorum. Bir tane de havucum var. Havucumu da hazırlayacağım. Daha önceden kabuğunu soymuştum. Küp küp doğrayacağım. Evet havucum da hazır. Şimdi tavama böyle tabanını kaplayacak kadar çok az yağ koyuyorum. Yağım ısınmaya başladı. Köftelerimi içine atıyorum ve hafif kızartacağım. Çok küçük olduğu için çabucak pişecektir. Güzel kızarması yeterli. Köftelerim bakın kızardılar. Şöyle yapışanlarını kaldırıyorum. Üzerine rendelemiş olduğum domatesimi ekliyorum. Domatesi pişinceye kadar köfteler ile birlikte ara ara karıştırarak ocakta tutuyorum. Bu hoş bir renk verecek. Hem de lezzet verecek. Bakın. Köftelerimiz hazır. Pilav tenceremi ocağıma alıyorum. Yağını ekliyorum. Ayçiçek yağı, zeytinyağı hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Doğramış olduğum soğanımı ve havucumu tencereme koyuyorum. Birlikte kavurmaya başlıyorum. Tabii ki fıstığımı da ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hep birlikte soğanın böyle hafif rengi dönünceye kadar, havuç rengini bırakıncaya kadar kavuruyoruz. Daha sonra ıslatmış olduğum pirincimi süzdürdüm. Bunu da içine ekleyip birlikte kavurmaya devam edeceğim. Bu aşamada tereyağımı ekliyorum. Tereyağımı ilk başta eklemedim. Sonradan ilave ediyorum. Kavurma işlemi yaparken. Başta da ekleyebilirsiniz. Biraz köpürüyor tereyağı ister istemez. Onun için sonradan ilave etmeyi tercih ettim. Güzelce kavurmaya devam ediyorum pirinçlerimi. Baharatlarını ilave ediyorum. Damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz tuz miktarını. Yeni bahar ve tuz kullandım zaten. Yeni baharda bir çay kaşığı yeterli geliyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra suyunu ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi videomun üzerinde ve altındaki açıklamalar kısmında veriyorum arkadaşlar. Bunun için burada tek tek malzeme miktarlarını söylemiyorum. Orada daha net bir şekilde göreceksiniz zaten. Hepsi de yazılı bir şekilde var. Beğeni yaptığınızda istediğiniz zaman elinizin altında olacak tarifler. Güzelce bakın suyunu koydum. Çekinceye kadar pişirdim. Pilavın bütün suyunu çekti. Artık içine hazırlamış olduğum köftelerini ekliyorum. Sos ile birlikte pişirmiştim. Güzelce domates ile daha doğrusu kızarttım. Şimdi köftesinde içine ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ve demlendireceğim. Yeni bahar çok yakışıyor bu pilava. Mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Birlikte güzelce demlenecek artık. Bir 10 dakika demlendirmeniz pilavınızı yeterli gelecektir. Şöyle bir karıştırıyorum ve artık servis yapacağım. Tane tane nefis bir pilavımız oldu arkadaşlar. Pilav yaparken su miktarı pirincine göre de değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kendi pirincinize göre suyunu ilave edin. Ben tabii ki kendi kullandığım ölçülerimi sizler için yazıyorum. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serptim. Maydanozu seviyorsanız eğer sıcakken demlenme aşamasında karıştırırken üzerine serperseniz o şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Ben sonradan eklemeyi tercih ettim. tane tane nefis bir havuçlu köfteli pilavımız oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın.